Son dönemlerde Türkiye'de bildiğiniz gibi işte kuvvetler ayrılığı denilen şey, kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kalktı. Yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmadı. Parlamento etkisini ve gücünü yitirdi. Bir denge ve denetleme unsuru olmaktan çıktı. Siyasal erk yürütmenin elinde çok yoğunlaştı, temerküz edildi, toplandı yani. Bu da kamusal ve siyasal alanın tümüyle daraltılmasına, yurttaşın siyasal ve kamusal alandan uzaklaşmasına yol açtı. Bu noktada da insan hakları savunucuları da bu daralan siyasal alanda nefes alamaz, faaliyet yürütemez hale geldi. İşte bilhassa da pandemi sonrası koşullarda bunu çok ağır biçimde yaşamaya başladık. Ve yaptığımız bu çalışmayla insan hakları savunucularının dayanışmasını taban merkezli bir yaklaşımla güçlendirmeye yönelik bir faaliyet oldu bu projemiz. Ve insan hakları savunucularının hem korunması hem de savunuculuk faaliyetini uluslararası standartlar ve ilkeler çerçevesinde yürütebilir halde olmalarını arzuladık. Bu yönde Türkiye'nin 6 bölgesinde yerelde dayanışma grupları oluşturduk. Raporda da göreceğiniz gibi özel başlıklar var. İfade özgürlüklerini kullanamıyorlar insan hakları savunucuları bugün içinde bulunduğumuz koşullarda. Herhangi bir şekilde bir hak ihlalini gördüler. Yöneticileri bu konuda uyarmak, toplumda bir farkındalık, bir tepki gelişmesini, bir tutum almalarını isteyecekler. Bunun için barışçıl toplantı ve gösteri yapacaklar. Barışçıl ve toplantı özgürlüklerini kullanamıyorlar çünkü kolluk güçlerinin saldırılarına maruz kalabiliyorlar, engellemelerine maruz kalabiliyorlar. Ya da başta terörle mücadele yasası olmak üzere bir takım yasalar tarafından bunların çok keyfi ve geniş yorumlanması çerçevesinde keyfi tutuklamalara, yargılamalara ve hatta mahkumiyetlere maruz kalabiliyorlar. Siyasal aktörlerin insan hakları kavramlarıyla politikalarını ilişkilendirmeleri ve insan hakları kavramını referans alarak politikalar üretmeleri gerektiğini farkındayım, biliyorum ve bunu öneriyorum. Dolayısıyla son tahlilde söyleyeceğim şey şu, öncelikle siyasal iktidara ve işte yetkililere çağrım. Başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının korunması bildirgesinin bütün gereklerini tavizsiz bir şekilde yerine getirmek ve onun dışında bütün uluslararası taahhütlerini gerçekleştirmek. Bu yapıldığı takdirde büyük ölçüde yani yasalara, anayasaya ve tabii ki uluslararası sözleşmelere, anayasanın 90. maddesiyle daha üst bir nitelik kazandırılan uluslararası sözleşmelere uyması gerektiğini hatırlatmak istiyorum yetkililere.